işe imza atan tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Atalarımızın ruhları şad olsun. Kıbrıs Türk Kültür Festivalimizin açılışı hayırlı uğurlu olsun. We extend our heartfelt gratitude and thanks to all of our guests who have contributed to the success of this honourable event. Associations in the UK for this sacred unity. Böyle güzel niyetlerle 6 yıl önce Kıbrıs Türk Kültür Festivali fikrini yeşerten, tamamen gönüllü emeklerle her yıl bu büyük buluşma gününü organize eden İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'ne sonsuz teşekkürler. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey Başkanı Sayın Kenan Nafi'yi konuşması için mikrofona davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanım Sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanım Sayın Ünal İster, Türkiye Büyükelçim Sayın Osman Koray, Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Reşat Babzade, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcimiz Büyükelçi Sayın Çimen Keskin, kıymetli misafirler, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün şu anda bu güzel meydanı dolduran siz değerli kardeşlerimizin yüreklerinden taşan coşkuyu ve heyecanı izlerken yüreğimde birlik ve beraberlik içinde en engin bir mutluluk yaşamanın gururunu duyuyorum. Bu güzel festivalimizin 6.sını gerçekleşmesi amacıyla çalışan tüm devletlerimize, okullarımıza bu uğurda büyük fedakarlıklar gösteren herkese minnettarım. Çünkü bugün bizler burada onlar sayesinde ulusumuzun sanat ve kültüründen en güzel örneklerin tadına varacak, hep birlikte bir kültür bayramını doya doya yaşayacağız. Ne mutlu bizlere ki aynı kültürün heyecanlandırdığı, aynı dilin umutlandırdığı, aynı türkülerin ve aynı şarkıların heyecanlandırdığı, aynı halk danslarının coşturduğu, aynı sembollerin birleştiği insanlar olarak çok mutlu ve gururluyuz. Heyecan duygularının ürperten güzellikleri bizlere en güzelleri sunma yarışındaki tüm katılımcı ekipleri ve sanatçıları gönülden alkışlıyorum. Bu yıl 6.sı düzenlenen muhteşem Kıbrıs Türk Kültür Festivalimizin her yıl tekrarlanması dileğimi başkanı olma şerefinde taşıdığım konseyimin adına vurgulayarak hepinize gönlünüzce gülünüz, gönlünüzce coşunuz ve eğleniniz diyorum. Saygılar sunarım. Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komite Başkanı, Konsey Geçmiş Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Sayın Leyla Kemal'i konuşması için sahneye davet ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Köşten, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaç, Azerbaycan Büyükelçilik Müsteşarı Sayın Reşat Vahapzade, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Sayın Çimen Keskin, Enfield Belediye Başkanı Sayın Suna Durman ve tüm belediye meclis üyelerimiz, değerli misafirlerimiz, 6. Kıbrıs Türk Festivalimize hoş geldiniz. Pandemi sebebiyle verdiğimiz uzun bir aradan sonra festivali yeniden yüz yüze gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl aynı zamanda İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin 40. kuruluş yıl dönümü. Konseyimiz Birleşik Krallık'ta 300 bin kişilik Kıbrıs Türk toplumunu ulusal düzeyde temsil etme amacıyla kuruldu. Britanya'daki toplumumuzun en büyük demokratik olarak seçilmiş çatı kuruluşudur. Birleşik Krallık ve Kıbrıslı Türk ilişkilerini eğitim ve lobi faaliyetleriyle desteklemektedir. Gönüllü olarak yönetilen CTCA ve üye dernekleri Kıbrıs Türk kültürü ve mirasının tanıtılmasında, Britanyalı Kıbrıslı Türklerin çıkarlarının gözetilmesinde, Birleşik Krallık ile KKTC arasındaki köprülerin güçlendirilmesinde ve de toplumu ilgilendiren konularda Britanya hükümeti ile yürütülen lobi faaliyetlerinde ön sayfalarda yer almıştır.
CTCA UK misyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmek için bu festivali ve yüksek düzeyde etkinlikler düzenlemektedir. 2017'de CTCA UK Britanya'da ilk Kıbrıs Türk Festivali'ni düzenledi. Bu başarılı etkinliğin ardından Britanya Kıbrıs Türk toplumu ve ötesinden gelen binlerce insanı çeken iki festival daha düzenledi. Festivallerimize gösterilen büyük ilgi, toplumumuzun bu tür buluşmalara olan tutkusunu ve arzusunu göstermiştir. Bu etkinlikler Kıbrıs Türk kültürünü gururla kutlamak için bir fırsat sunmuş ve aileleri, arkadaşları, toplulukları bir araya getirmiştir. Pandemi sürecinde ayrıca iki online festival düzenledi. Verimli çalışmalar ve güzel projelerle CTCA ve Festival Komitesi'nin topluma pozitif farkındalık yarattığına inanıyorum. Başarılarımızın en büyük anahtarı olan bu güzel ekip çalışmasının iyi niyet, sevgi ve saygının azalmadan artmasını diliyorum. Bu festival türünün ilk örneği olması ve her yıl düzenlenen bir kültür etkinliği haline gelmesi nedeniyle bizim için önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak bu ölçekte bir festival birçok kişinin muazzam yardımı ve desteği olmadan gerçekleşemezdi. Bu nedenle CTCA UK üyelerine, festival komitesine, bugünün gönüllülerine, tüm sponsorlarımıza, özellikle de emek veren ve destekleyen şirketlerimize teşekkür etmek istiyorum. Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisler Birliği, Noyanlar Şirket Grubu, Kıbrıs Türk Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Turizm UK Ofisi, Hungry House, Credit West Bank, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, iş insanlarımız, ayrıca küçük büyük tüm ıslan sahipleri, sahne sanatçıları, medya temsilcileri, son olarak da eşime ve aileme ve tabii ki bugün burada olduğunuz ve bu etkinliği kültürel açıdan farklı ve başarılı bir gün haline getirdiğiniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Festivalin tadını çıkarmanızı umar ve gelecek yıl sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcisi Büyükelçimiz Sayın Çimen Keskin. İnançları sayesinde nice faydalı işlere birlikte imza atabilmek ümidiyle arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Büyükelçim, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Festival Komitesi'nin değerli başkan ve üyeleri, değerli konuklar, sevgili kardeşlerim. Öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlarım. Bugün burada pandemiden kaynaklanan zorunlu bir aranın ardından bu yıl 6.sı gerçekleştiriliyor olan Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nin yeniden fiziki ortamda gerçekleştiriliyor olmasının sevincini, gururunu yaşıyoruz. Ülkemizden çok uzaklarda bu topraklara gelip yerleşen kök salan ve artık 4. nesle, hatta 5. nesle ulaşan siz değerli vatandaşlarımızın ülkemizle olan gönül bağının, sevgisinin devam ettiğini görmek çok gurur verici, çok sevindirici. Bu bizim için çok değerli. Biliyorsunuz bu bağın devam ettirilmesinde kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Memleketten uzakta olunca bu zordur ama bir o kadar da değerlidir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Kültür Festivali sadece genç nesillerimize değil, aynı zamanda yabancı dostlarımıza da kültürümüzün temel unsurları olan mutfağımızın, müziğimizin, el sanatlarımızın, halk danslarımızın güzelliğini ve ülkemizin, insanının sıcaklığını göstermek için önemli bir vesile olmaya devam etmektedir. Bugün bu değerli etkinlikte aramızdan önemli, çok değerli konuklarımız var.
vardılar, teşrif ettiler, şeref verdiler. Ayrıca sevinçte, kederde, her koşulda yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli büyükelçisi de aramızda ve tüm değerli konuklarımız kendilerine teşekkürlerimizi sunar ve hoş geldiniz demek isterim. Sözlerimin sonunda bu değerli organizasyonları kıymetli çalışmalarıyla hayata geçiren başta konsey ve festival komitesi olmak üzere tüm sivil toplum gönüllülerini ve festival sponsorlarını tebrik eder, teşekkür ederim. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Osman Koray Ertaş'ı konuşması için sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, böylesine güzel bir günde, bu güzel Londra gününde bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere şu çanlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık efendim. Covid nedeniyle 3 yıldır bu güzel festival bu şekilde toplanamamış. Bana kısmet oldu. Biliyorsunuz ben de burada yeniyim. Ne mutlu ki burada bu kadar güçlü, enerjik, dinamik, büyük bir toplumumuz var. Biz Britanya'daki Kıbrıs Türk toplumuyla gurur duyuyoruz. Hayatın her alanında, iş dünyasından finansa, akademiden siyasete, kültürden sanata, her yerde bakınca bize gurur veren kardeşlerimiz, büyüklerimiz, arkadaşlarımız var. Buradaki Kuzey Kıbrıs Türk toplumuyla Türkiye'den gelen Türk toplumu etle tırnak gibi, her yerde olduğumuz gibi burada da omuz omuza veriyoruz efendim. Sırt sırta davamızı, geleceğimizi birlikte savunuyoruz ve aynı istikamete doğru birlikte yürüyoruz. Bakın bu festivalin gelirleri iki yere gidecek. Bir, ülkemizdeki depremzedelere gidecek. İki, buradaki çocuklarımıza, eğitim gören çocuklarımıza, okullarımıza gidecek. Bu bile aslında buradaki kardeşlerimizin, festival komitesinin ve Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun ne kadar ülkesine, ana vatanına, kendi vatanına bağlı olduğunu gösteriyor. Ben hepsine, başta Sayın Başkanımız olmak üzere ve kurucularımız olmak üzere tek tek şu çanlarımı sunuyorum. İyi ki geldiniz efendim. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Bu arada tabii aramızda Lordlar Kamerası üyesi arkadaşlarımız, yine belediye meclisi arkadaşlarımız var. İzninizle çok kısa. My Lord, dear councillors, dear friends, we are grateful to your support, not only to this festival, but in general, to the cause of the Turkish Cypriots, as well as to Turkey, my own country. We are grateful for your friendship and solidarity and specific support to this wonderful festival. Thank you so much. Sağ olun, var olun efendim. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş'a konuşması ve desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Uğurlamıyoruz. Paket takdim edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Please welcome to the stage the Prime Minister of the Turkish Republic of Northern Cyprus, Mr. Ünal İşten. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi Büyükelçimiz, sizlerle olan değerli Kıbrıs Türkleri, biz sizi çok seviyoruz, çok özlüyoruz ve her zaman sizlerin duygularını paylaşmak için her fırsatta sizinle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün, bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu güzel günü düzenleyen Türk Dernekler Konseyi'ne huzurlarınızda yürekten teşekkür ederim. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklarım. Değerli kardeşlerim, bizler Cumhurbaşkanımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her zaman sizleri düşünüyoruz. Ve sizlerin rahatlığı için biz bulunduğumuz ülkede neler yapabiliyoruz? Her zaman fikirlerinizi birlikte karar vermeye çalışıyoruz. O yüzden bugün de bu güzel günde ve uzun bir aradan sonra
tekrardan buluşmanın mutluluğunu yaşarken hem Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve hem de ben sizlerle birlikte olmadık. Çünkü sizlerin buralarda yaşantınız bizlere güç vermektedir. Nüfusumuzun büyük bir miktarı kadar Londra'da yaşamanın ne kadar zor olduğunu o bilinçle hareket ediyoruz. Ve sizler için, ülkenize dönmeniz için veya burada yaşadığınız zorlukları bizler nasıl size yardımcı olabiliriz? O yüzden bugün karşınızdayız. Değerli kardeşlerim, sevgili hemşerilerim, değerli hanımlar, sevgili büyüklerimiz, bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet olarak Cumhurbaşkanımızla birebir istişare içerisinde nasıl daha güzel günlere gidebiliriz? O çalışmaları yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz iki tane yeni büyük projemiz vardı. Bir tanesi tamamen sizlere dönük ve sizlerin daha kolay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmenizi sağlamak için uzun bir zamandan beri çalışılan Ercan Devlet Havalimanı'nı nihayet 20 Temmuz günü halkımızın hizmetine sunacağız. Ve bundan sonraki süreçte ülkemize daha kolay gelmenizin ve daha çabuk ulaşmanızın bir sevincini birlikte yaşayacağız. Yine değerli kardeşlerim, sevgili Londra'da yaşayan Londralı Türk hemşerilerimiz, yine sizler için, siz buralardayken daha çok ülkemize gelip oralara yerleşmeniz için sizler için ne yapabiliriz? Ne çalışmalar başlatabiliriz? O yüzden biz buralardayız ve bu güzel etkinlikte sizlerle birlikteyiz. Bu güzel etkinliği düzenleyen konseye ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir bakıyorum Londra'nın başka bir ucundan, uzak bir ucundan, uzak bir kentinden bu güzel günde birlikte beraber olmak için buraya geldiler. O yüzden bu buluşmalar çok önemlidir. Gurbette de olsanız birlik ve beraberliğimizi bozmadan ve buralarda tamamen ülkemizin kültürünü ve geleceğini şekillendireceğimiz gençlere vermek için o kültürden uzaklaşmamaları için, örf ve adetlerini sürdürebilmeleri için, dininden kopmamaları için böyle güzel etkinliklerin düzenlenmesinde büyük fayda görüyoruz. Tabii bundan bir müddet önce bir Covid dönemi geçirdik. Bu Covid döneminden önce bu etkinlikler yapılıyordu. Covid dönemi bittikten sonra altıncısı bugün sizinle birlikteyiz ve bu güzel mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Bu güzel günde beraber olmanın mutluluğu içerisinde bir kez daha sizinle beraber olduğumuz için duyduğum mutluluğu ifade eder. Hepinize sevgi, saygıyla selamlarım. Hoşça kalın. Hepinize iyi eğlenceler dilerim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ı konuşması için sahneye davet ediyoruz. Sayın Başbakanım, değerli Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi, Azerbaycan Devleti'nin Sayın Müsteşarı, Konsey Başkanı, Konsey'in değerli üyeleri, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, bugün Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerini getirdim. Sizlerle binlerce kilometre uzaklıktan, ana vatanımızdan, ana yurdumuzdan, Kıbrıs'ımızdan, burada Sayın Başbakan'la birlikte olmanın kıvanç ve mutluluğu içerisindeyim. Hepinizle bu heyecanı paylaşıyorum. Hepimiz yol acılar çektik. Çok göçler yaşadık. Kıbrıs'ta büyük haksızlıklara uğradık. Ama hiç yılmadık. Hiç bıkmadık. Hep direndik. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu. Ve şimdi Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yoluna devam ederken yıllar önce buralara gelmiş. Belki 100 yıldan önce burada ilk göç edenler
göreve gelenler, ondan sonra burada yaşananlar ve Kıbrıs Türk halkının İngiltere'de, Londra'da, bütün bu bölgede varlıklarını büyük bir başarıyla sürdürmeleri hepimizin gururu ve kıvanç kaynağıdır. Hepinizi yürekten kutlamak istiyorum. Çünkü biliyorum ki burada çok müteşebbis vardır, çok girişimci vardır, çok başarılı insanlarımız vardır. Evlatlarıyla, torunlarıyla buralarda yaşamlarını sürdürürken her zaman yürekleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atmakta olduğunu biliyorum. Onun için sizleri kutluyorum. Sizler bizlerin bir parçası olarak Kıbrıslı Türkler elbette Türkiye'mizin desteğiyle gerek Kıbrıs'ta, gerek Türkiye'de, gerek İngiltere'de, gerek Avustralya'da, gerek Kanada'da ve dünyanın çeşitli farklı ülkelerinde yaşamlarımızı sürdürürken hepimizin ortak bir özelliği, hepimizin gönül bağı, hepimizi birlikte, birlik ve beraber içerisinde geleceğe umutla bakabilmek için hep arzu ettiğimiz devletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişmesidir, daha da kalkınmasıdır. Onun için biliyorum ki hepiniz buralarda çalışıyorsunuz. Buralarda başarılı bir şekilde tasarruf yapıyorsunuz. Ama her gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle bu iletişim çağında bir bağınız vardır. Bu bağ elbette devletimizdir. Ama devlete olan yatırımlar, kültürümüz, sanatımız, birlikteki gönül bağımız, bütün bunlar ortak zenginliğimizdir. Bu zenginliği muhafaza edebilmek için, geliştirebilmek için yapılan çalışmalarla hükümetinizle birlikte gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda içinde bulunduğu koşullarda pandemiye rağmen, krize rağmen hep birlikte yaşadığımız o acı dolu deprem, bütün bu felaketleri geride bırakırken hep geleceğe umutla bakabiliyoruz. Ben tabii bu depremden dolayı şampiyon meleklerimizle dahil hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bu bir gerçek, hayat devam ediyor. Onların hatalarını hiçbir zaman unutmadan daha da başarılı olabilmek için daha da kenetlenerek daha fazla gelecekte büyük projelere imza atabilmek için Kıbrıs'ımızda Türkiye'mizin de desteğiyle bütün bunların çalışmaları içerisindeyiz. Biliyorsunuz asrın projelerimiz, su projesi Türkiye Cumhuriyeti'nden 2015'ten beri kesintisiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarıyla buluşan Berrak Anadolu Suyu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir nimet ve büyük bir kazanı olmuştur. Şimdi inşallah hükümetimizin ve Sayın Başbakanımızın iradesiyle kamboyla elektriğin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilmesiyle büyük ölçüde Doğu Akdeniz'in en güzel adası olan Kıbrıs'ımızın gerek çevresini, gerek doğasını koruyabilmek ve sürdürülebilir bir enerji kazandırabilmek için kamboyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmak enerji sorununu da büyük ölçüde inşallah çözecektir. Buna benzer işte Ercan Havalimanı'nın yeni terminal açılması, yollarımız, çevre ve ona benzer bir takım ciddi projelerle doğamızı koruyup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha müreffeh ve daha çağdaş bir noktaya yükseltebilmek için önemli çalışma içerisindeyiz. Bizim hep ben söylerim, en büyük zenginliğimiz yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne duymakta olduğu ilgi ve sevgidir. Onun için sizleri her zaman ülkemizde görmek, sizlerin çoluk çocuğu hatta torunlarını buradaki Türk okullarında öğrenmekte oldukları Türkçe, kültürümüz, örf adet geleneklerimiz, gönül bağımız, gönül birliğimiz ve bizi birlikte geleceğe taşıyabilecek olan milli kimliğimiz, milli değerlerimiz ve geleneklerimiz de Kıbrıs Türk halkının hep hedefi olan kendi devleti, kendi cumhuriyeti ve refah içerisinde başlık onurlu bir şekilde yaşam mücadelesini vermekte olan tüm Kıbrıslı Türklerin bu çatı altında bizleri temsil etmesi ve gelecekte belki yıllar sonra Kıbrıs'taki verilen mücadelenin esasında taşlandırıldığını, çünkü bizleri yok etme noktasından ama başaramadıkları için, bizler direndiği için, bizler bedeller ödediği için, şehitler verdiği için, soykırımlardan geçmediği için, göçler verdiğimiz için ama yılmadan direnerek devlet sahibi onurlu bir halkın temsilcileri olarak geleceğe umutla bakabilmenin mutluluğu, gururu ve kıvancı içerisinde bütün bu çalışmaları o şekilde değerlendirdiğimizde
işte bugün burada binlerce kardeşimizi buluşturan Kıbrıs Türk Devletleri Konseyi'ne, başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve tüm iştirak edenlere, buradaki varlıklarıyla bizlere güç katan tüm kardeşlerimize selam olsun diyorum. İşte biz böylesine gururlu bir milletin evlatları olarak, Kıbrıs Türk halkı olarak, büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde gözlemci üye olarak oradaki statümüzde artık bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, var olacaktır ve tanınma yolunda hep birlikte önemli çalışmalar içerisinde olduğumuzda buradan tüm İngiltere'ye ve bizlerin dinleyenlere ben buradan bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Benim aşama hiç de kolay olmamıştır. Çünkü karşımızdaki bir takım devletler, Rumunlar ikisi ve onların dostları bizlere hala daha büyük haksızlıklar yapmaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok etmek, bizleri Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne yama yapmak için karşımızdaki unsurları hiçbir zaman onların dediklerine evet demeden biz haklı yolumuza, bizlerin onurlu bir şekilde yıllardan beridir verdiğimiz mücadeleye sonuna kadar sahip olacağımıza bunu bir kez daha burada ifade ederken 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılının tamamlamasıyla ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güçlenerek yoluna devam edeceğinden hiç şüphemiz yok. Gelecek yıl 2024 Barış Harekatı'ndan tam 50 yıl sonra yarın 100 yıl geçtikten sonra artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçekten daha da sağlam temeller üzerinde gerek ekonomisi, gerek kalkınması, turizm sektörü, yüksek öğrenimi, su projesiyle tarımsal faaliyetler, sanayi bölgeleri, şimdiki iletişim çağında her türlü olanaklarla hizmetler sektöründe gelişmesiyle artık çağdaş ve tanınmış bir devlet olma yolundaki mücadelemizin taşlandırılmakta olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar elbette hepimizi mutlu etmektedir. Çünkü hepimizin gönlünde vatan sevdası, millet sevdası, bayrak sevdası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yücelmesi elbette en büyük temennimiz ve dileğimiz ve bizleri birlikte tutan o ortak duygunun temel kaynağıdır. Onun için ben tüm gençlerimize buradan bir kez daha selamlarımı ve sevgilerimi iletirken gelecek gençlerimizindir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi gelecekte varlığımızı sürdürebilmek için gençlerimize daha fazla önem vermek ve bu ülkede şu anda torun ve torun çocuklarını kendi kültür, kimlik, milli değer ve örf adetle geleneklerini daha fazla öğrenebilmeleri için buradaki Türk okullarının daha da başarılı olabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti de elbette kendine düşeni yapmaya devam edecektir. Ama bu elbette burada yaşayan insanlarımızın, ailelerin ve onların temsilcilerin de desteğine mutlak sürekli ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla Türk okullarına önem verelim. Oradaki öğretmenlerimizin değerlerini bilelim. Çünkü çocukların o okullarda öğrendikleri kendi dilleriyle, kendi kültürleriyle gelecekte bizlerin kültürünü, örf adet ve geleneklerini devam edebileceklerini, dolayısıyla hep birlikte bütün bu çalışmalara önem vererek milli birlik ve beraberlik, birbirimize kenetlenmek, aramızdaki sevgi bağlarıyla gelecekte çok daha fazla başarılı olabilmek için, devletimizin güçlenebilmesi için hepimizin aynı çatı altında bu ortak özelliklerimizle birbirimize kenetlenerek ve güçlenerek bu yolculuğu devam ettirmemiz en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Dear friends, I'm very happy to be with you here in London today. Once more, heartfelt congratulations to all those who have organized this beautiful day. I appreciate very much that I am here with Prime Minister and other guests, and we are in London celebrating so many years after the first refugee who came from South Africa 100 years ago. But since then, we have really done a lot of work to pass on our culture, our traditions to the younger generation. I very much hope that we can do more to give young people in this country their culture, their language, and therefore we as the Turkish Republic of Northern Cyprus, we are doing our best and we will do our best to
to keep these Turkish schools continue to give education to our young Turkish people here in London. Once more, I want to repeat that in the Turkish Republic of Cyprus, we are doing a lot of work with the support of our motherland Turkey to develop our country. We now have a lot of major projects which are very important for the future of the Turkish Republic of Cyprus. Our togetherness, our spirit, our faith in our traditions, our faith in our culture, our faith in the struggle of the Turkish Cypriots to be recognized and the Turkish Republic of Cyprus to get to where we deserve it. This is a long journey. We have suffered a lot. We have paid a high price. We have been victimized. We lost a lot of our dear family and we have gone a lot of hard way. However, now we have a state in the Eastern Mediterranean. The Turkish Republic of Cyprus is a big achievement because we have a state with honorable people. Our people are, compared to the past, in a much better position to look into the future with much more promise and hope. And obviously, our friends from the UK, from other countries, Turkish Cypriots, always have loved their own land, the Turkish Republic of Cyprus, and we have a lot of people here from the UK who are coming back to North Cyprus to prosper with our own people in North Cyprus because there are a lot of developments with a growing economy. I hope with our growing tourism, with our growing universities, with agriculture, with other subsidiary sectors, including our industry, in our communication age, we have a lot of progress in service industries. Therefore, we have a growing state, and every day the Turkish Republic of Cyprus is getting more and more acknowledgement from many countries. We have students in our country from 144 different countries. This is something that we should all be proud of because we have real achievement, and with the support of our motherland Turkey, we have water flowing into North Cyprus from Turkey now. Hopefully in the very near future, we will have a cable connecting Turkey and Cyprus so that we will have more sustainable electricity, and we have growing economy with services sector, and I very much hope that we will have more opportunity for jobs and for growth, and with progress we will have more and more young people from the UK and from other parts of the world returning back to Cyprus to seek a very rewardable future for their career. I very much hope that we will be successful in all these ambitions that we now have. Thank you very much for inviting us to your festival. I congratulate all of you for participating. I know that there are thousands of people here and people who have participated and who have come all the way from Cyprus to represent our culture, our traditions, so that we can demonstrate to the UK and from our television stations and other communication channels to all the world that Turkish Cypriots exist, Turkish Cypriots have faithful rights, Turkish Cypriots have a struggle, and Turkish Cypriots deserve its own independence, freedom, and the right for the Turkish Republic of Northern Cyprus to be recognized. It is our ultimate aim that we should have our state recognized and have the treatment that our neighbors in the south are getting from the modern world, including the European Union. And I call the European Union to stop being unfair to the Turkish Cypriots. We are co-founders of the Republic of Cyprus. We are as sovereign as Greek Cypriots. We have our own language. We have our own religion. We have our own culture. We have our own traditions. We have our own ambitions. We have our own culture. And what's more, we have motherland Turkey supporting us all the way. And now, in the Turkish world,
We have Azerbaijan also supporting us. I extend my heartfelt feelings to Azerbaijan, to Gardash Azerbaijan, Jan Azerbaijan, and also to President Ilham Aliyev from London. I know that their heart is with us. Obviously, they have some difficulties and problems, because whenever we have some common denominator contacts and we are doing something together, they go, they complain, and they make trouble. But I know that the heart of the Turkish republics are all with us. They sympathize with us. They believe in us because we are a part of the Turkish world. Turkish Cypriots living in North Cyprus, in the Turkish Republic of Northern Cyprus. And I expect our British friends, and Britain, as you know, is a guarantor power. Going back to 1960 and before that, the British knew very well that, in fact, co-founders of the Republic of Cyprus, Turkish Cypriots, deserve to have their own state, to have their own future, because they always had the self-determination right. Nowadays, the policy that I represent, with the support of our motherland Turkey, and in particular President Erdogan, we say basically that if we are going to have a solution in Cyprus, a sustainable solution, a fair solution, a practical solution, it should be based on two states. Two states in a neighboring relationship. Because in the last 60 years, we have had our own state. We have established our state in 1963. Going back 60 years. After 60 years, nobody can expect from Turkish Cypriots that we get rid of our own state and we go and join the Republic of Cyprus, which is a purely Greek republic in the south. No way we will do that. Because we believe in our own state, we are independent, we have our own freedom rights, we have self-determination rights, and we should go all the way for the two states to cooperate together in the Eastern Mediterranean for a peaceful future. For our young generation to coexist together for humanity, for human rights, and for the struggle that we deserve, we have to have our own state recognized all the way. I know we have some very good English friends, British authorities who have supported us, like Jack Stowe, ex-foreign minister of the UK, did say a few years ago that the only way forward would be two states to coexist together. Therefore, I expect my British friends to reconsider their policy in Cyprus, to reconsider and to find the right way, which is the two-state solution that I propose with the support of my government and of modern Turkey currently. Thank you very much for listening to me. Enjoy yourself. And I hope that we have a much better future.
Bir Allah bir de sen. Haydi lan bu kadar.